2 adet kabak, 2 adet havuç, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 adet salatalık, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, yarım bağ dereotu, 1 kase yoğurt, 1 kase ceviz içi. Malzemelerimizi hazırladık. Şimdi salatamıza başlayacağız. Kabaklarımız var, havuç değil mi? Aynen öyle. Salatalığımız var, gene bol malzemeli. Güzel, basit bir salata. Pratik. Çok basit, tok tutan, çok lezzetli, çok hafif. Kabaktan başlayalım o zaman. Salatalıkları direkt rendeleyeceğiz. Bunlar hiçbir şey değil sanıyorum. Onları da ama şey yapıyoruz. Havuçları, salatalıkları rendelerken ortasını, çekirdekli kısımlarını kullanmıyoruz. Böyle diri, bir sulanmayan bir salata olması için. Ne yapıyoruz? Mücver yapıyorum ben genelde o çekirdekli kısımlarıyla. Salatalıkları da atılmıyor. Cacık olarak kullanıyoruz. Önce havuçlar sıralama önemli. Biraz daha diri olduğu için. Kabakları soymuyoruz. Bütün vitaminiyle birlikte. Direkt kabuğuyla. Evet, salatalıkları da. Çekirdekli kısmı şey oluyor. Daha sulu olduğu için zaten kullanmadan da sıkacağız kabağı. Bu da önemli o zaman, bu bir nokta. Aynen öyle. Kabakları rendeledikten sonra bir sıkıp öyle koyuyoruz avucun içine. Kabakla davuç birbirine çok yakışıyor. Hele yoğurt, sarımsak falan olmuş. Ceviz, dereotu, nefis bir salata. Tuz koyayım mı Fatma abla? Evet, koyalım. Birazcık sebzelerimizi aralıp pişsin. Salatalığa da yine aynı işlemi yapacağız. Salatalığımızın da suyunu sıkacağız. O da evet, sulu değil mi? Ay demir salatalığa kıtır diyor. Kıtır. Ya pazarda. Çıkan sesi. Yok şey işte dedim, kıtır diye aklında kaldı onun öyle. Salata demiyor, kıtır var diyor. Pazarda her gittiğinde anneannesiyle ona salatalık veriyorlarmış elinde. Orada kıtır kıtır. Ben bunu bırakayım. Şu tamam, ellerini yıkamış olayım. Ben de bunları kavurmaya devam edeyim şöyle. Dereotlarımızı da keseceğiz değil mi gene onlardan? Evet, aha, dereotlarımızı da keseceğiz. Salatalıkları hazırlayacağız. Sarımsağı, yoğurdu birleştireceğiz sonrasında. Kabımı da aldım. Tamam. Sen sarımsakları da soyarsan. Bunlar da tamam, bitti sayılır. Bunu da suyunu sıkarız sonrasında. Sıkacağız. Önce çekirdekli kısmı. Evet, yoğurdu. İçine hemen sarımsak bir diş rendeleyelim. Tamam. Güzel bir iş bölümümüz var bugün. Şöyle. Nerede hareket orada bereket mi derler? Öyle mi derler? Öyle derler. Evde çok hareketli misin? Öyleyimdir. Ben de çok hareketliyim ya. Biraz böyle panikliymiş gibi duruyor ama aslında o bizim kendi ritmimizle evet alakalı. Evet. Abi planlı programlıyımdır. Yani öncesinden her şey bellidir. Ama yapı olarak öyle hareketliyimdir. Zaten 3 çocuk annesi olunca insanın biraz planlı programlaması evet, gerekiyor. Yani bir misafirim gelecekse mesela öncesinde menün buzdolabının üstüne yapışır. Malzeme listesi yapışır. Bayağı planlısın sen. Öyle yani hani neler yapacağım? Acaba ne yapsam yok. Yok kesinlikle son dakikayı hiç bırakmam. Hani böyle çok telaşlı son dakikaya bırakan insanlara bakarım. Ben böyle rahat keşke olabilsem ama değilimdir. Her şeyi organize etmiş olmalıyım. Yapacağım işleri daha iyi hissediyorum. Herhalde 3 çocuğun vermiş olduğu. Sonraya tabii bıraktığımda yetiştiremem telaşını tabii zannediyorum. Sarımsağımız da tamam. Bir miktar buna tuz ekleyelim. Tuz ekleyelim. Çünkü sebzelerimizde ne kadar tuz var? Yeterince tuz var mıdır? Aslında var gibi. Ha. Koydum bayağı. Yani o zaman yoğurda yetecek kadar alabiliriz. Tamam. Bunun içine az sebzelerle birlikte karabiber ekleyelim. Çok az kırmızı biber ekleyelim. Cevizi de alalım onun içine. Ben dereotlarını da ekliyorum yoğurdun tamam içine. Salatanın da değil mi suyunu sıkıp ekleyelim. Aha. En son pişmiş olanları da koyarız. Evet. Sen ekledikçe ben de şöyle karıştırayım. O zaten pişirdiğim sebzeler de neredeyse soğudular. Ilık olması yeterli ki yoğurda zarar vermesinler. Salataya da suyunu sıkıp koyacağız. Evet. Bunu da cilt maskesi yapalım mesela. Tamam, cilt bir suratımıza falan sürsek acaba. Değil mi? Çok iyi geliyor ya bütün o evet, pahalı kaybeden salatalık öyle özü dedikleri. Nemlendiriyor, tazeliyor. Şöyle gösterelim. Pardon. İzleyicilerimiz tamam de görsün. Aha, tamam. Bunun böyle şimdi hafif yağı da ona karışacak. Hı-hı, aynen öyle olacak. Şurası da lezzetli olacak. Hiç öyle mayonez falan eklemeye gerek kalmıyor değil mi?
karıştırıyorum. Tamam. Senin tarifin ama ben asistanlık yapayım derken ele aldım biraz. Aa iyi. Gayet de yakıştı elini. Oh, çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor ve çok da güzel koktu değil mi? Evet. Efendim yoğurtlu sebze salatamız mis gibi hazır. Ortalığımız top.